Müslüman bir insanın kendisine oruç farz olması 4 şartla gerçekleşir. 4 şart, yani biz buna hatırlarsanız namaz fıkhını öğrenirken namazın vacip olmasının şartları demiştik. Şartları var, yani namazın bir şartları var. Bir de sahih olmasının şartları demiştik. Yani bir Müslümanın bu ibadete mükellef olması için bulunması gereken özellikler, buna vacip olmasının şartları diyoruz. Bir de sahih olmasının şartları var. Yani yaparsın bunu, yapıyorsun ama hangi durumlarda yaparsan buna oruç ibadeti denecek, namaz ibadeti denecek veya hac ibadeti denecek, bunu konuşmuş oluyoruz. Müslümanın orucu bir, elbette Müslüman insan, iki, akıllı olmak, üç, bali olmak ve dördüncüsü de yeni Müslüman olmuş birisi için orucun farz olduğunu bilmek. Eski Müslümanın böyle bir özrü yoktur. Ya da İslam toprağında yaşayan, doğmuş büyümüş İslam toprağında onun böyle bir özrü yoktur. Özür sadece İslam toprağında olmayan, ezan duyulmayan bir yerde yaşayan veya henüz 2-3 günlük Müslüman, öyle bir Müslüman için biliyor mu, bilmiyor mu diye bir özürden söz edilebilir. Demek ki oruç, Müslüman, akıllı, buluğ çağına gelmiş, bali olmuş ve böyle bir emrini Allah'ın bilmiş herkese farz bir ibadettir. Sahih olmasının, yani kabul olmasının şartları da hasta olmamak, hayızlı olmamak, nifas halinde olmamak ve misafir olmamak. Misafir kime diyoruz? 90 kilometreden uzun bir yola çıkan yolcuya ve kendisine ait olmayan bir yerde 15 günden az kalan birisine misafir diyoruz. Demek ki misafirlik iki pozisyonda oluşuyor. Birincisi, 90 kilometreden uzun bir yere giderken yol esnasındaki yolculuğa da misafir diyoruz. İkincisi de kendisine ait olmayan bir yerde, Türkçedeki misafir dediğimiz şartlarda kalan ve 15 günden az kalacak olan birisine de misafir diyoruz. Gittiği yer kendisine ait olsun veya olmasın, 15 günden fazla kalacak olan misafir değildir orada. Yol esnasında sadece misafirdir. Şimdi bu şartlar eda edilirken Müslümanın herhangi bir şekilde karşısında olmaması gereken şartlardır. Bunların ayrıntılarına gireceğiz. Hayız ve nifas halinde Müslüman hiçbir şekilde oruç tutamaz. Seferilik halinde tutabilir. Hastalıkta da doktor ciddi bir mani getirmediyse hasta halinde de tutabilir. Ama bunlar varsa, bu saydığımız 4 şey varsa, sağlık sorunu, hayız ve nifas hali ve yolculuk hali, orucun tutulmaması için izin var demektir.